Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresi 127-130. Ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَى Sana kadınlarla alakalı fetva soruyorlar. Özellikle mirasla alakalı olduğu ayetin devamından anlaşılıyor ve sebebin nüzulünden anlaşılıyor. قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ ف۪يهِنَّ De ki Allah onlar hakkında size fetva veriyor. Onların hükümlerini size beyan ediyor. Sebebi nüzul olarak, ayetin iniş sebebi olarak şöyle bir olay anlatılır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir zat geliyor ve diyor ki Ya Resulallah, daha önce biz kadınlara miras vermezdik ve derdik ki işte miras ancak savaşanlara verilir, ganimet getirenlere verilir ve çocuklara da vermezdik. Ama siz ise veriyorsunuz. Bu nasıl oluyor diye soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bana böyle emredildi. Ben bana emredileni yerine getiriyorum buyuruyor. Ve mâ yutlâ aleykum fil kitâb. Kitapta size okunan şey, yani Allah'ın kitabında bunlarla alakalı hükümler yer almıştır. Fî yetâmen nisâ'i yetim kızlarla alakalı. Elletî lâ tûnehunne mâ kütibe lehunne. Siz onlar için yazılmış olanı vermiyorsunuz. Yani onların da mirastan payları olmakla beraber siz onu vermiyorsunuz. Ve targabûne en tenkihûhunne. Ve onların nikahlamak hususunda da rağbetiniz var. Ve bu rağbet doğrudan onların hakkını verme noktasında değil, bir takım nefsani, dünyevi şeylere dayanıyor. Vel mustad'afine minel vilden ve mağdur durumda olan, mustad'af durumda olan çocuklarla alakalı Allah'ın kitabında hükümler bulunmakta. Ve en tagumu lil yetama bil gıst, gerek o mağdur durumda çocuklar, gerekse yetimler, kızlar, kadınlarla alakalı adalete riayet etmeniz. Allah size bunu emrediyor. Ve ma tef'alu min hayrin, hayır olarak eğer ne yaparsanız fe innallaha kana bihi alime, şüphesiz Allah onu bilmektedir. İnsanlar toplum hayatında yaşıyor ve toplum hayatında kadınlar, erkekler var ve iki tarafın karşılıklı bir takım hakları var. Ama genelde tarih boyunca erkekler kadınların hakkını tam yerine getirmemiş ve miras gibi meselelerde onların haklarını vermemiş. Allah'ın kitabında bu konuda hüküm belirtilmiştir. Onların mirastan belli bir payları vardır. لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ Yani Allah'ın kitabındaki hüküm şu şekilde. Erkek için kadının iki katı var. Yani bir miras olayında diyelim bir baba vefat etme durumunda geriye bir kızı bir oğlu kalmış. Erkeğe iki hisse, kadına kıza bir hisse şeklinde bu tarzda bir taksim var. Ve böyle olmakla beraber Allah'ın kitabında bu hüküm belirtilmiş olmakla beraber günümüzde de bir takım yerlerde hala kadına mirastan hisse vermemek, çocuğa mirastan hisse vermemek gibi kitapta yeri olmayan uygulamalar söz konusu ve bu anlamda pek bazı Müslümanlar kitabın hakkını vermemekte. Ve in imraatun khafet min baaliha nushuzan ev iradan, eğer bir kadın kocasının nüşuzundan veya yüz çevirmesinden korkarsa, yani kocasının sertlik göstermesinden, geçimsizliğinden veya kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا, aralarında bir sulh meydana getirmelerinde bir beis yoktur. Yani bazı fedakarlıklarla aralarında bir sulh gerçekleştirilmesi uygun olacaktır. وَالسُلْحُ خَيْرٍ ve sulh hayırlıdır. Yani her halükarda barış, aralarında bir sulh gerçekleştirilmesi hayırlıdır. Yani burada boşamaktan daha hayırlıdır, boşanmaktan daha hayırlıdır o anlamda değil. Sulh her halükarda daha hayırlıdır.
Esas olan ailede geçimin devam ettirilmesidir. Ve bu noktada hem kadına hem erkeğe bir takım görevler düşüyor. Ve genelde yani yuvayı dişi kuş yapar derler. Eğer gerçekten kadın bu noktada anlayışlıysa, idare etmeyi biliyorsa bir takım fedakarlıklarla yuvayı devam ettirir. Ama eğer o da geçimsizlik yolunu tercih edecek olursa iki taraf da sert, iki taraf da tavizsiz. Bunun neticesinde aile hayatı yıkılabilir ve bir boşanma durumu meydana gelebilir. Ve boşanma istenen bir şey değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın en sevmediği helal boşamaktır buyuruyor. Boşanma olayıdır. Yani bu bir haktır. Şartlar gerektirdiğinde illa evliliğin devam etmesi farz değil. Boşanma denilen olay da gerçekleşir. Buna izin verilmiştir. Ama bu Allah'ın hoşlanmadığı bir şeydir. Ve İslami terbiye ile yetişen aileler tarih boyunca genelde boşanmadan uzak kalmışlardır. Şu anda da dünya çapında istatistiklere bakılacak olursa İslam toplumlarında boşanma oranı diğer toplumlara göre daha azdır. Avrupa'da, Amerika'da, bazı ülkelerde %50'ye varan boşanma oranları var. Yani her iki evlilikten birisi boşanmayla neticelenecek durumda. Ama gerek ülkemizde gerek diğer İslam ülkelerinde bu yüksek oranlarda değil ve sayı itibariyle boşanma oranı daha düşük. Bu da fedakarlıkla oluyor. Eskiden diyelim bir genç kız gelin olarak bir başka eve gittiğinde artık tekrar evine dönmesi hiç uygun görülmezdi. Örf itibariyle de uygun görülmezdi. Ancak anasını babasını ziyarete gelebilirdi. Diğer türlü bırakıp da gelme tarzında bir şey örfte olmayan bir durumdu. Ama son dönemlerde Müslüman toplumlarda da boşanma olayları arttı ve bu ciddi bir problem halini almaya başladı. Bu durumda iki tarafın sulhu gerçekleştirecek şekilde aralarında bir barışı gerçekleştirecek şekilde hareket etmeleri esastır. Ve uhtıratil enfüsü şuh ve nefisler şuhha müheyyadır. Yani insan nefsi bencildir, egoisttir. Gerek kadın gerek erkek hep kendine bakan yönüyle değerlendirir. Kendini daima haklı görür. Halbuki insaf diye bir şey var. İnsaf nısf kelimesinden yarılamak. Yani kendini haklı görebilir bir insan ama diğer tarafın da haklı olabileceğini unutmamak gerekir. Günümüzde trafik kazalarında, çarpışma tarzındaki trafik kazalarında polis geliyor ve iki tarafın durumunu inceliyor. Bazen %50, %50 veriyor. Bazen birine %30, diğerine %70 veriyor. Değişik oranlarda bu olabiliyor. Yani şunu demek istiyorum. İlla bir taraf haklı, diğer taraf haksızdır. Bu uygun değil. Bir şey ya A'dır ya B, o tarz değil de demek ki bir insan %50 haklı olabilir. Bu defa diğer taraf da %50 haklıdır. Öte yandan birisi %40 haklı olabilir. Diğer taraf %60 haklı olur. Bu açıdan herhalde suçu paylaşmak daha uygun. Yoksa gerek kadın gerek erkek kendini daima haklı görürse, karşı tarafı haksız görecek olursa, karısı veya kocası durumunda olanı haksız görecek olursa orada problemler artar. Ama diğer tarafın da haklı olabileceğini, onun da kendine göre bir takım dünyası var, esasları var, beklentileri var. Bunları düşünecek olursa aile hayatı daha iyi devam ettirilebilir. Ve in tuhsinu ve tettegu, eğer iyilik yapar, iyi işler yapar ve sakınırsanız. Buradaki sakınmak takva genel bir ifade. Aile hayatıyla alakalı ele aldığımızda diyelim karşı tarafı incitmekten sakınırsanız, kötü söz söylemekten dilinizi korursanız, nahoş hareketlerden kendinizi korursanız فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani kadın ne yapıyor, erkek ne yapıyor? Allah hepsini bilir. Ve bir taraf gerçekten
hoş hareketler yaparsa, diğer tarafında gönlünü alacak şekilde hareketler yaparsa Allah ona göre onun mükafatını artırır. İslamiyet'te evlilik akdi ebedilik hükmü taşır. Yani mut'a nikahı tarzında geçici bir nikah değildir. Ve günlük veya haftalık veya aylık bir olay değildir. Bir yastıkta kocasınlar, yani halk arasında böyle ifade edilir. Evli olanlar dünyada yaşadıkları sürece beraber olmak için, ahirette de yine beraberliklerinin, cennette beraberliklerinin olması için evlenirler. Ve bu manadaki bir evlilikte insanın o aile hayatı onun küçük bir cenneti olabilir. Ve herkes günlük olaylar içinde sıkılıyor, daralıyor. Evine gittiğinde huzur bulur. Ailesiyle huzurlu bir ortamda yaşar. Ama zaten diyelim erkek dışarıda çalışıyor, yorgun, argın ve kafası epey şişmiş vaziyette. Eve geldiğinde iyi bir muamele görmediğinde elbette kırılganlıklar başlar ve bunun üzerine geçimsizlikler kendini gösterir. Diğer taraftan çocuklarla uğraşmak, bu da kolay bir şey değil. Kadınlarımız genelde ekseriyet itibariyle evlerdedir ve çocuklarıyla meşgul olurlar. Bu noktadan elbette kadının da kendine göre ruhu daralır, sıkılır, bunalır. Erkek onun durumunu nazara alması lazım ve onun beklentileri olduğunu, onun da kendine göre bir takım istekleri olduğunu bilmesi gerekir. İki taraf birbirini bilirse, tanırsa ve neler bekleniyor, neler isteniyor, bunlar iyi bilinecek olursa o aile hayatı çok daha iyi devam edebilir. İşte bu noktada iyi işler yapmak, güzel şeyler yapmak ve diğer tarafı rencide edecek tavırlardan, konuşmalardan, hal ve hareketlerden sakınmak. Bunlar yapıldığında Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ona göre makamınızı, derecenizi yükseltir. وَلَنْ تَسْتَطِعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ Çok hırs da gösterseniz, kadınlar arasında tümüyle adaleti gerçekleştirmeye güç yetiremezsiniz. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ Bu durumda tümüyle birine meyletmeyin ki فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ Diğerini muallakta bırakmayın. Yani evli mi değil mi belli olmaz bir halde bırakmayın. Değerli izleyenlerim, Nisa suresinin başında çok evlilikle alakalı, yani erkeğin dörde kadar evlenmesiyle alakalı hükümler geçmişti. O münasebetle bazı şeyleri ifade etmeye çalışmıştık. Çok kısaca hatırlatmada bulunacak olursak, İslamiyet'te birden fazla evlilik, son sınır 4 olmak üzere buna cevaz verilmiş. Ama bu 4'e kadar evlenin veya 2 evlenin, 3 evlenin tarzında bir emir değil. Özel durumlar için geçerli olan bir durumdur. Ve tarih boyunca da Müslümanlar genelde tek evli olmuştur. Ama bir realite olarak bazı durumlarda, diyelim hanımının rahatsızlığı olabilir veya çocuğu olmayabilir. Bu gibi bazı durumlarda birden fazla evliliğe cevaz verilmiş. Ve eğer adalet yapamayacak olursanız, aralarında adaleti gerçekleştiremeyecek olursanız, o zaman bir tanesiyle evlenin. Ve in khiftum alla ta'dilu fe vahide. Adalet edememekten korkarsanız, ki zaten korkmak gerekir, bu durumda bir tanesiyle evlenin. Ayet-i Kerime bunu söylüyor. Burada ise ne kadar hırs da gösterseniz, gayret de gösterseniz, onlar arasında tümüyle adalet edemezsiniz diyor. Bunu nasıl anlamak lazım? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ya Rabbi diyor, ben kendi gücümle, yapabileceğim kadarıyla onlar arasında adilane hareket etmeye çalışıyorum. Yapamadığımdan beni muahize etme, beni hesaba çekme diyor. İşte bir erkek, diyelim iki kadınla evliyse, ikisine de eşit muamele, ikisine de diyelim benzeri şeyleri almak tarzında bunlara riayet etmesi gerekir. Ve bu noktada dikkat etmesi gerekir. Ama kalbi noktadan elbette insan birine biraz daha fazla meyleder.
Kur'an-ı Kerim bunu nazara veriyor. Ne kadar hırs da gösterseniz onlar arasında tümüyle adil olamazsınız diyor. Ama bu durumda birisini muallakta da bırakmayın. Yani evli mi, evli değil mi belli olmayacak şekilde, aile hayatı hiç olmayacak şekilde onu muallakta bırakmayın. Bu da caiz değil. وَاِنْ تُسْلِهُ وَتَتَّقُمْ Eğer ıslah eder ve sakınırsanız فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Yani bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. وَاِنْ يَتَفَرَّقَا Eğer kadın erkek, karı koca durumunda olanlar ayrılacak olurlarsa يُونِ اللّٰهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ Allah her birine kendi rahmetinden imkanlar verir, onlara genişlik verir. Ve kâne Allahu vâsi'an hakîme ve Allah vâsidir, lütfu geniştir, hakimdir ve her yaptığı şey hikmetlidir, verdiği hükümler hikmetlidir. Değerli izleyenlerim, burada karı kocanın ayrılmasıyla alakalı bir ifade geçti. Eğer karı koca birbirinden ayrılacak olurlarsa bu durumda artık bu hayatın sonu değildir. Bunu da bir realite olarak kabul etmek gerekir. Artık her şey bitti, hayat bana zindan oldu gibi düşünmek değil. Allah'ın rahmetinden daha güzel imkanları istemek gerekir. Ve Allah-u Teala kendi fazlıyla, lütfuyla, keremiyle genişlik vereceğini burada ifade ediyor. Bazı dinlerde veya dinlerin bazı mezheplerinde evlilikte ebedilik var ve artık bunlar isteseler de iki taraf istemiş olsa da ebediyen birbirlerinden ayrılamıyorlar. Dünyada oldukları sürece evlilikleri devam ediyor. İslamiyet'te böyle değil. Evet, İslamiyet'te de esas olan evliliğin devamıdır. Ama bazen öyle şartlar olur ki artık bir cennet, küçük bir cennet haline gelmesi beklenen ev adeta cehenneme dönmüştür. İki taraf orada artık sıkılmakta, her gün problemler yaşamaktadır. Bu durumda kadının boşanma talebi hakkı vardır. Erkeğin boşama yetkisi vardır. Ve neticede bir boşanma eğer söz konusu olursa, evet bu hoş bir şey değildir ama hayatın sonu da değildir. Hayat devam etmektedir. Ve Allah-u Teala lütfuyla, rahmetiyle her ikisine de genişlik verebilecektir. Ve bir nevi burada Allah'ın vaadi söz konusu. Yunillahu küllen min saatihi. Allah onlardan her birine genişlik verir ve onları gani hale getirir ve onlara imkanlar verir. Ve kanallahu vasian hakime ve Allah vasidir, hakimdir. Yani lütfu boldur ve Allah hükümlerinde, icraatında hikmet sahibidir. Demek ki boşanmayı da bir realite olarak görmek gerekir. Yani bu da hayatın bir gerçeği, acı bir gerçek ama böyle bir şey de var. Böyle bir durumda gerek kadın gerek erkek bunu hayatın sonu gibi görmemeli. Bazen intihara kadar gidebilen durumlar oluyor. Böyle şeyleri hayal bile etmemeli. Allah'a iltica edip Cenab-ı Hakk'ın çok daha güzel imkanlar vermesini beklemeli. Bu manada zaten Allah-u Teala'nın da vaadi var. Ona göre Allah-u Teala verecektir. Cenab-ı Hak hepimize mutlu aile yuvaları ve o aile yuvalarında yetişen nurani nesiller, parlak nesiller nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.